Ege'nin Sesi TV'den ekranlarından uzmanına sor programından herkese merhabalar. Bu hafta Antalya'dan bir konuğumuz var. Türkiye'nin en genç matematik yazarlarından Barış Kocabaş bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Barış Bey. Hoş buldum Selim Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de. Sağ olun. Öncelikle şimdi sizi Barış abi diyebiliyorlar. Evet, evet. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Şöyle, öncelikle ismim Barış Kocabaş. Antalya Demre'de doğdum 1998 yılında. Orta öğretimi Demre'de tamamladıktan sonra liseyi Antalya'da devam ettim. Antalya'da tamamladım. Sonrasında matematik bölümünü kazandım. Matematik bölümünü kazandığım ilk yıllardan itibaren tabii matematik çalışmalarına başladım. 19-20 yaşındayken henüz büyük yayın evlerine soru yazıyordum. Tabii bir taraftan da öğrencilere yol göstermek amaçlı öğrenci çalışmaları da yapıyorduk. Öğrencilerle aramızdaki yaş farkı çok az olduğu için çocuklar Barış abi diye hitap ediyordu. Bu anlamda sonrasında okul bittikten sonra da bu böyle devam etti. Biz de hem çocuklara belki daha iyi bir idol olabiliriz diye hem de daha bize kendilerini yakın hissedebilirler diye yayının ismini de Barış abi koyduk. Kaynaklarımızı çıkarttık. İlk baştan beri büyük yayın evlerine soru yazarken aklımdaki fikir kendi kaynaklarımı üretmekti. Şu an çok şükür böyle. Kendi kaynaklarımızı üretiyoruz. Bu anlamda... Kaç yıldır yazıyorsunuz? Şöyle, yaklaşık olarak bir 6 yıldır soru yazıyorum. İlk başta tabii bu iş amatör olarak başlıyor. Matematik çünkü önü çok açık bir bilim. Şu an matematiğin ne kadarındasınız derseniz belki %1'i bile diyemeyiz. Ve şu an kendi kaynaklarımızı üretiyoruz. Güzel de gidiyor. Keyifli bir yoldayız. İyi bir ekibimiz var. Bu şekilde. Peki matematiğe olan sevginiz nasıl başladı? Çünkü herkes sevmez matematiği. Şimdi şöyle, aslında ilkokuldan beri matematiği çok seviyordum. Ortaokulda da yine böyle. Sonrasında lisede hep işte diş hekimi ya da tıp fakültesi yazmamı bekliyorlardı. İyi de bir sıralama yapmıştım. Ama birebir çalıştığım matematik öğretmenlerim vardı. Onlardan kaynaklı hep onları idol alıyordum. Matematiği de çok sevdiğim için aslında bu beni tetikliyordu. Bu anlamda ben de matematik yazmaya karar verdim. Aslında ilk başta çok karşı çıkan oldu işte farklı bir bölüme gitti. Ama şu an çok memnunum. İyi ki matematik yazmışım. Yine olsa yine matematik okurdum. Peki matematik sorusu yazmak zor mu? Ya, tabii ki çok zor bir iş. Öncelikle bazen bir soru günlerce düşündüğüm oluyor. Çünkü soru yazmak değil sadece. Artık üzerine bir hikaye de eklemek gerekiyor soruların. Çünkü artık yeni nesil dediğimiz sorular var. Öğrencilerin zorlandığı, son 5 yıldır piyasada olan. Soru yazmak çok zor bir iş. Bazen gece 3'lere kadar alıyor. Sabah çok erken kalkıyoruz. O an aklımıza geliyor, o an yazmak durumunda kalıyoruz. Çok zor bir iş, çok zor bir bilim çünkü. Bu şekilde. Peki size yardımcı olan var mı soruları yazarken yoksa hepsini tek başınıza mı yazıyorsunuz? Şöyle, soru yazarken hepsini tek başıma yazıyorum. Çünkü bunun sebebi şu, ben şuna inanıyorum matematikte. Soruları yazarken kaynakta bir bütünlük olması için tek kalemden çıktığı zaman daha güzel olduğuna inanıyorum. Çünkü kolaydan zora doğru genelde kaynaklar gider. Bu da ilk başta öğrenciye kazanımlar kazandırırız. Sonradan kavratmak amaçlı yeni nesil sorularla devam ederiz. Belki takım arkadaşlarıyla da çalışsak farklı olabilir. Hiç denemedik bunu. Ama soruları tek başıma yazıyorum. Bu biraz bizim için zor oluyor ama daha güzel ürünler çıktığına inanıyorum. Bunun için yani bir günde kaç soru ya da kaç saatte kaç soru hazırlıyorsunuz? Aslında bunun için net bir cevap vermek çok zor. Bazen bir günde 3 tane soru yazabiliyoruz. Bazen bir günde sayısız soru yazabiliyoruz. Aslında o anki motivasyonunuz, modunuz da bunu çok etkiliyor. Bazen oluyor, hani yani nasıl diyeyim size birden geliyor hepsi. Bazen oluyor, hiç gelmiyor. O zaman çok daha zor oluyor. Matematiğin temel sorularını yazarken aslında burası basit kısmı yazılıyor. Ama orijinal soru dediğimiz, yani her kaynakta olmayan soruları yazarken tabii bu bizim için bayağı zaman alıyor. Peki başka kaynakta olmadığını nasıl anlıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, her yıl piyasadaki kaynakların hepsinin olmasa da %80-%90'ını çözüyoruz. Yani teker teker inceliyorum. Öncelikle onlar ne yapmış? Çünkü bizim de birçok rakibimiz var bu anlamda. Öyle olduğu için önce rakiplerimizi iyi incelememiz gerekiyor. Onları çok iyi inceliyoruz.
bakıyoruz. Zaten alışkın olduğumuz sorular her kaynakta var. Orijinal dediğimiz sorular ara ara bazı kaynaklarda çıkıyor. Bu yüzden bir soruyu görünce evet bu kaynakta vardı diyebiliyoruz artık. Yani hem soru yazıyorsunuz, biz onun cevabını da tabii. Tabii yazarken cevabını da kafanızda üretmiş olmanız gerekiyor. Bazı soruları cevabı üzerinden hazırlıyoruz. Zor bir iş ama sevince çok güzel. Seviyorum, çok seviyorum. O yüzden yoksa sevmeseydim yapamazdık bence. Peki basit, zor, orta dereceli bunları da mı düşünerek yapıyorsunuz? Tabii yani şimdi öğrencinin anlama metoduna göre öğrenciler genelde kolaydan zora gidilince o kaynağı seviyorlar. Çözme şevkleri daha çok artıyor açıkçası. Biz de önce kolay sorularla başlıyoruz. Öğrenciye konuyu öğreten, konunun temel öğelerini gösteren, sonrasında kavratan yani ona ödev verebileceğimiz testler ve sonrasında yeni nesil sorular. Tabii burada bir dizayn var. Bu dizaynı yakalamak zaten çok önemli. İyi kitap her zaman dizaynı iyi yapılmış kitaplar oluyor. Tabii soruları da kaliteli olması şartıyla. Her yıl bir kaynak mı çıkardınız bu 6 yılda? Şöyle, ilk başta ben hep büyük yayın evlerine soru yazdım. Geçen yıl ilk kaynaklarımızı çıkarttık. İlk problem kaynağı lise için. 9, 10, 11 ve 12. sınıflarında kullanabileceği bir kaynak. Bu yıl artık hem orta okullar için hem de liseler için limit türev integral kaynakları çıkartıyoruz. Bu şekilde. Kaynaklar da aslında ekrana getirebilirsek kaynaklarımız vardı. Çarpan ve katlar üslü ifadeler. Bunların hepsi tek konu. Şöyle 8. sınıflar için 12 tane kaynak yaptık. 8. sınıflar için evet çok fazla. Ama şöyle her konuyu bir kaynak halinde düzenleyip her konudan sonra da onun denemelerini çözebileceği o konuya ait yine bir kaynak ürettik. Aslında burada bir eğitim paketi yapmak amacımız ve bunu tasarladık. Ve öğrencilerin konu anlatımlarını dinleyebileceği, videolarını izleyebileceği, soru çözümlerini, yeni nesil soruların farklı açılardan çözümünü izleyebileceği ve ekstra olarak da ben kendim her hafta canlı yayınlar açıp öğrencilerin canlı yayınlara katılıp ekstra anlamadığı şeyleri sorabilme imkanı olacak aslında. İşte bunu da bir yazardan dinlemiş olacaklar. Belki onlar için de ekstra bir önem kazanır bu iş. Yani tabii ki şimdi kendi kitabınızı yazdınız, sorular evet. Orada. Tekrar böyle işte sosyal medya üzerinden de evet, evet. O takıldıkları soruları kendi kaynağınız nasılsa daha iyi anlatabilirsiniz evet, evet. Zaten bunu. Evet. Çok güzel bir şey aslında yani hem soruları yazıyorsunuz, daha sonra anlamadıklarında onlara anlatıyorsunuz. Öyle, ekstra olarak bunlara her hafta PDR'ci ve psikolog arkadaşlarımız imzalı programlar yayınlayıp yine çalışmalarını da takip etmek istiyoruz. Aslında süreci birlikte yönetelim istiyoruz bu paketle beraber 8. sınıflarla. Çünkü 8. sınıfta şöyle bir durum var. 7'den 8'e geçiş biraz sert oluyor. Öğrenciler adapte olamıyor. Yeni nesil soruların çözümü zor. Bazen öğrenciler çok problem yaşıyor bu konuda. Biz de bunu birçok yoldan çözmeye çalışacağız. Anladım. Birinci fasikülde kaç soru vardı? Şimdi ikiye geçtik. Kaç soru var bunlarda? Açıkçası bu konu tahminen şöyle söyleyeyim. 12 kaynakta toplam 3500 sorudan fazla vardır. Ki bunların yarıdan çoğu da yeni nesil sorulardır. Evet. Yine böyle üçüncü, dördüncü diye de gidiyor evet, farklı ediyor. Farklı konularla. Evet, evet. Peki şimdi şuna gelelim. Evet. Herkes matematiği sevmiyor. Evet. Yani aslında sevilse belki de yapılabilecek bir şeydir. Evet. Peki matematiğe ilkokulda mı başlamamız gerekiyor? Yani şöyle, matematik aslında temeli ilkokulda atılıyor tabii ki de. Hı hı. İlkokul çok önemli matematik için. Öğrenciler bazen geç kalabiliyor. Yani şöyle dediğimiz çok öğrenci var. Keşke erken başlasaymış. Ne kadar çok algısı yüksek bir çocuk matematik için ama çok geç kalmış. Özellikle 12. sınıflarda öğrenci bazen gelir bize işte durumunu sormak için ben ne yapabilirim diye sorar. Biz de bakarız temeli nasıl, ne yapabilir gerçekten gerçekçi bir yanıt verebilmek için bazı testler uygularız. Ama tabii algı olarak iyi öğrenciler olsalar da temeli zayıf olduğu için onu toparlamak çok süreç alıyor. Bu anlamda ilkokuldan başlanması en doğru karar olur tabii ki de matematiğe. Peki matematik hiç bilmiyorum. Evet. Yine de matematik öğrenebilir miyim? Kesinlikle öyle. Aslında hiçbirimiz matematik temeli olmayan insanlarız ilk başta. Hiçbirimiz matematik bilmiyoruz. Tabii bu zeka ile alakalı olsa da ne kadar
çalışmakla aslında alakalı. En önemlisi çalışmak burada. Öğrenci bunun üzerine ne kadar çok giderse, bazı öğrenciler bir saatte anlar bir konuyu, bazıları 5 saatte anlar ama sonunda anlamış olur. Hiç bilmemek, temeli olmamak öğrenciyi matematikten uzaklaştırmamalı. Daha da üzerine gitmeleri gerekiyor. Çünkü matematiksel bakış açısı farklı bir durum. Bunu kazanınca hayatın her anlamında işinize yarıyor açıkçası. Bence bu anlamda matematik ilkokuldan beri sıkı tutulması gereken bir ders. Şunu da sormak istiyorum. Sosyal Evet. medyada çok aktifsiniz. Evet. Tanınırlığınız da bayağı yüksek. Bunu Evet. nasıl başardınız? Şimdi şöyle, aslında burada ben bunu şuna bağlıyorum. Yayın isminden de çıkacağı gibi işte Barış abi yayınları. Buradaki sıcaklığı bence öğrencilere hissettirdiğimizi düşünüyorum. Onlara gerçekten bir abi gibi yaklaştığımızı. Bu da tabii öğrencilerin gözünde kendilerini sıcak hissettikleri için daha bir sıcak paylaşım, daha çok takip etme isteği uyandırıyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Birçok soru geliyor. Her konuda takıldıkları her şeyi bize soruyorlar. Biz de olabildiğince cevap vermeye çalışıyoruz. Bu şekilde yani öğrencilerin üzerindeki tamamen o iyi niyetimizi hissettiklerini düşünüyorum. Peki matematiğe nasıl çalışmalıyız? Şimdi şöyle, aslında bu çok kapsamlı bir soru, matematiğe nasıl çalışmalıyız sorusu. Öğrenciler bence önce eksik olduğu yerleri belirlemeli. Yani önce ben nerede eksiğim? Ve eksik oldukları konular üzerinden başlamaları lazım. Eğer eksik çok fazlaysa baştan başlamaları lazım. Ben bazen lise öğrencilerine derim ki nereden başlayayım der, çok eksikse toplama çıkartmadan başla derim. Güler çocuk der ki toplama çıkartma ne? Çünkü onun orada toplama çıkartmada bilmediği aslında eksik olduğu farklı şeyler olabilir. O yüzden matematik her zaman temelden başlamakta mantık var. Ama tabii üst düzey bir öğrenci olur, temeli çok iyidir. Burada eksikler üzerinden gitmek çok daha mantıklı. Ve matematikte şöyle bir şey var. Bir konuyu öğrendiniz. Örneğin polinom konusunu çalıştınız. En az bunu 3-4 kaynaktan çözmek gerekiyor. Yani polinomlardan bugün 500-600 tane soru çözmeyen yeni öğrendiğinde bir öğrenci polinom konusunu oturtamaz. Aslında burada iyi kaynak tüketmek gerekiyor. Çok soru çözmek gerekiyor. Tabii bu da iyi vakitlerini ayarlayarak, konuları iyi pekiştirerek oluyor. Konuyu anlamadan bir kere soru çözülmüyor gerçekten. Önce konuyu iyi anlamak gerekiyor. Konuyu iyi anladıktan sonra da artık zor sorular üzerinde bu işi pekiştirmek gerekiyor. Peki bir öğrenci Evet. günde kaç soru çözmeli, kaç Evet. saat çalışmalı? Şimdi bu soru çok fazla geliyor. İşte hocam günde kaç soru çözmem gerekiyor? İşte günde kaç saat çalışmam gerekiyor gibi. Bu öğrenciye göre değişen bir durum. Sınav öğrencisi ise daha farklı, ara sınıfsa daha farklı. Ben bir soru sayısı olduğuna inanmıyorum günlük çözmesi gereken. Çünkü öğrenciye 500 soru çöz deriz. Çok kolay bir konudan açıp 500 soruyu çok hemen çözebilir. Ama önemli olan eksik olduğu konularda üzerine düşüp çok iyi bildiği ve sürekli yapabileceği bir konudan 500 soru çözmektense eksik olduğu bir konudan 50 soru çözmesi daha faydalı. Kaç saat çalışmalıyız konusunda eğer sınav öğrencisi ise iyi bir bölüm istiyorsa günün %60'ını çalışmakla geçirmeli. Uyumak dışında geri kalan vakitlerinde sosyallik olarak daha az zaman harcamalı. Ve çoğu vaktini gerçekten çalışarak geçirmeli. Çünkü artık öğrenciler işin bilincinde ve gerçekten herkes ders çalışıyor. İyi öğrenci dediğimiz o kısım, o pay da çok arttı artık. O yüzden yarışta öne geçmek için daha çok çalışmak gerekiyor. Belki tercih dönemlerinde daha çok daha sık da karşılaşıyorsunuzdur. Bazı böyle sorular var. Nereyi seçmeliyim? Tercihimi hangi mesleğe göre yapmalıyım? Şöyle, tercihini kesinlikle puana sıralamaya göre değil, tercihlerini bence istedikleri bölümlere göre yapmaları gerekiyor. Öğrenci neyi istiyorsa onu başarır. İstediği şeyin üzerine gittiği zaman kariyer açısından da iyi yerlere gelecektir. İlk başta verdiğim örnek gibi belki bir diş hekimi olsaydım ya da belki bir doktor olsaydım bu kadar başarılı olamazdım. Ama sevdiğin işi yapınca her zaman başarılı oluyorsun. O yüzden her zaman sevdikleri işi seçmeliler. Bunu seçerken de şöyle, önce yaşamak istediği yeri seçmesi gerekiyor bence bir insan. İşte ben İstanbul'da yaşarım, daha kalabalık. Ya da ben işte Demre'de yaşarım, daha böyle sakin, güzel bir kasaba. Buna göre bir iş seçmeleri lazım. Yine sevecekleri bir iş. Bunların bütününü kafasında toparlayıp ve bir meslek seçmeleri gerekiyor.
Çok fazla yanlış tercih yapan öğrenci oluyor. İkinci, üçüncü sınıfta bırakan, meslek hakkında hiç bilgisi olmayan. Tabii bunlar hakkında rehber öğretmenlerinden de büyük destek almaları gerekiyor. Antalya'da ilksiniz sanırım. Ya da yani, en genç şöyle, yayın evi. Evet, en genç matematik yazarı benim Antalya'da. Başka tanımıyorum şu an. Tepkiler nasıl peki? Demre'de yaşıyorsunuz. Evet, orada evet. Tepkiler nasıl? Şöyle, çok güzel. Öğrencilerle iç içeyiz. Hepsi sokakta beni gördüğü zaman Barış abi diye seslenirler. Ben de bundan çok mutluluk duyuyorum. Bazen arkadaşlarım der, işte neden hocam demiyorlar. Hocam deseler daha iyi olmaz mı? Ben de diyorum ki onlar kendini nasıl rahat hissediyorsa öyle söylesinler. Önemli değil. Bir soruları olduğu zaman sorarlar rahatça. Bu bizi tabii çok mutlu ediyor. Nerede olsa, nerede görseler gelirler yanıma. Yani çok keyifli bir şey benim için. Sevdiğim meslekte, sevdiğim bir ortamdayım. Ve tabii memleketimizin çocuklarına da hizmet etmek bizim için mükemmel bir şey. Peki matematik okumak isteyen gençlere evet. Tavsiye ediyor musunuz? Şöyle tavsiye ediyorum ama şunu çok iyi bilmeleri lazım. Çok iyi bir kere çalışmaları lazım. Yani matematik okuyup işte ben de bazen oluyor sorular, işte ben de sizin gibi yapar mıyım, işte ne bileyim 25-26 yaşında bir yayın evim olur mu? Kitaplar yazar mıyım? Tabii ki de herkes yapabilir bunu. Çok zor bir şey mi? Çok zor bir şey ama yapılamayacak bir şey değil. Herkes yapabilir. Ama tabii bir 5-6 yıllarındaki sosyalliği hayatlarından çıkartmaları gerekiyor ve ciddi anlamda bu işe emek harcamaları gerekiyor. Şöyle söyleyeyim size, ilk başta da söylediğim gibi biz şu an sorsalar ne kadar matematik biliyorsun diye %1 diyemem açıkçası. Çok geniş bir bilim. Yani bütün bilimlerin bir kere başı zaten. O yüzden de sürekli kendimizi yenilememiz gerekiyor, geliştirmemiz gerekiyor. Ömür boyu çalışmak gerekiyor açıkçası. Peki gençlere tavsiyeleriniz var mı? Tabii ki de gençlere şunu öneriyorum. Öncelikle üniversiteye giden kardeşlerimize, gençlere hep söylüyorum. Yüz yüze geldiklerimize de ya da mesaj atanlara da. Bir kere üniversitede hangi bölüm okuyorlarsa ilk yıldan itibaren bununla alakalı çalışmalara başlamaları gerekiyor. Çünkü okul bitsin, ondan sonra staj yapayım, işte ondan sonra işe girerim. Bu biraz geç kalıyor. Sevdikleri bir mesleğe gitsinler ve gerçekten de okula başladıkları günden itibaren bu işi aşkla yapmaya başlasınlar. Çünkü iş biraz işte öğreniliyor gerçekten. Üniversitenin bize çok büyük katkısı var. Oradaki hocalarımdan çok şeyler öğrendim. Ama işte de çok şey öğrendim gerçekten. Bu yüzden üniversiteye gittikleri ilk yıldan itibaren çalışsınlar. Orta öğretimdeki öğrencilere, daha ortaokul grubuna da şunu söylemek istiyorum. 8. sınıfta çalışarak sadece bir yere gelmek çok daha zor. 5. sınıftan, 4. sınıftan, hatta 1. sınıftan itibaren sıkı tutmaları gerekiyor. İyi lise demek, iyi üniversite demek gerçekten. Bu yüzden iyi liselere gitmek için ellerinden ne geliyorsa yapsınlar. Peki bir de yine sosyal medyada paylaştığınız bir takım öğrencilerinizin başarı sıralamaları var. Evet. Yani dikkatimi çeken 400 binlerden işte 80 binlere gelen evet. öğrenciler var. Bunu nasıl başardınız? Yine hatta bu deneme sınav sonuçlarını da bir değerlendirirsek. Evet. Bunlarla ilgili neler söylersiniz? Aslında buradaki en büyük başarı öğrencilerinde. Biz onlara yol gösterdik. Matematiği sevdirdik. İyi bir şekilde anlattık. Keyifli bir şekilde anlattık. Farklı yollardan anlattık. Çok sağ olsunlar. Hepsi söylediğimiz her şeyi yaptılar. Onların başarısı, çok çalıştılar. Gerçekten çok çalıştılar. Bazen gece 11'lere kadar çalıştılar. Bazen gece 3'te bana soru gönderdiler. Sonunda başardılar. Mutlu olan onlardı. Bizim için de en büyük mutluluk buydu. Bunun en temel sebebi aslında gerçekten ilk iyi bir eğitim almak, ikincisi de gerçekten iyi çalışmak. Her zaman başarının kahramanı öğrenciler aslında. Öğrenci çalıştığı zaman yapıyor. Bazı öğrenci vardır, ne kadar iyi eğitim alırsa alsın yapamaz çünkü ders çalışmıyordur. Bazı öğrenci vardır, nerede olursa olsun bir sınavı kazanır, yapar. Ben hep şanslıydım bu konuda bence. Şanslı olmasam da çok saygılı, gerçekten beni dinleyen, seven öğrencilere rast geldim. Bu anlamda şanslı olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerim hep söylediğim her şeyi yaptı da gerçekten ciddi anlamda başarılar elde ettik. Bu da beni tabii çok mutlu etti, çok gurur veriyor bu şekilde. Yine böyle birçok öğrenci var. Evet, evet.
sizin bunlar öğrencilerinizden. Yani 838 binden 160 bine gelmek evet. aslında büyük başarı gerçekten. Evet, gerçekten sıkı öyle. Çalışmış. Gerçekten. Peki bununla ilgili teşvikler var mı öğrencilere? Yani şöyle, teşvik derken yani... Yani etkinlikler yapıyor musunuz? Tabii, öğrencileri tabii. daha fazla işte matematiği sevdirmek için, ne bileyim konsantre olmaları için. Bu yıl başladık, öğrenci kampları yapmaya başladık. Farklı ilçelerde. Tabii Demre'de çoğunluklu, Kaş'ta. Öğrencilerimiz geliyor, birbirini tanımayan öğrenciler genelde geliyor. Onları bahçede genelde dersler yapıyoruz. Sonrasında birkaç gün bizimle vakit geçiriyorlar. Hı hı. Matematiği farklı yönleriyle anlatmaya çalışıyoruz ve öğrenciler bizim için çok değerli. Bu anlamda da her kampa özel kaynak hazırlıyoruz. Haftaya kampımız var. Gelecek grup 7. sınıfsa 7. sınıfta ne işleyeceğiz? İlk iki üniteye, ilk iki üniteye özel sorular hazırlayıp bunu hemen çekip matbaadan öğrencilere sunuyoruz. Bu şekilde öğrenciler çok keyif alıyor. Bir kampa gelen sonrasında tekrar tekrar çok kez gelmek istiyor. Ama tabii ne kadar fazla çeşit olarak öğrenciye dokunursak bizim için o kadar iyi olur diye düşünüyorum. Bir de yaşadığımız yer olarak küçük bir yerde yaşıyoruz Demre. Çok güzel bir yer. Bir kere deniziyle, doğasıyla, Noel Baba Kilisesi, Mira, tam bir yeryüzü cenneti. Bakir bir yer. İnsanları çok iyidir, çok sıcakkanlı. Kesinlikle herkesin görmesi gereken bir yer. Ben öyle düşünüyorum. Bu şekilde Demre'de kampları yapmaya özen gösteriyoruz. Çünkü Demre'nin gerçekten herkesin görmesi gerektiğine inanıyorum. Ve şehir dışından gelen öğrenciler de tekrar tekrar Demre'ye gelmek istediklerini sürekli söylüyorlar. Peki bahçede yapmanızın bir şeyi var mı? Neden bahçede yapıyorsunuz mesela şöyle, kampı? Öğrencilere aslında dersin sadece sınıfta olmadığını gösterebilmek için. Çünkü ders sadece sınıfta değildir. Hayat da sonuçta bizim için bir ders, bir sınavdır. Farklı bakış açısı kazandırmak için ve sevdirmek için. Öğrencindeki o kafasındaki yoğun geçen sınıf psikolojisinden arındırmak için aslında. Evet, ben matematiği yapabiliyorum dedirtebilmek için bahçede yapıyoruz. Öğrenciler bundan çok keyif alıyor. Hava bazen çok sıcak oluyor, yine de bahçede yapalım diyorlar. Bazen çok soğuk oluyor, yine de bahçede yapalım diyorlar. O yüzden bahçe bizim için her zaman tercihimiz. Peki bir öğrenciye matematik nasıl sevdirilir? Bununla ilgili püf noktalar var mıdır? Tabii, öğrencinin matematiği sevmesi için öncelikle yapabildiğini görmesi gerekiyor. Ne kadar yapabildiğini görürse o kadar sevmeye başlıyor. Önce öğrenciyi çok iyi analiz etmek gerekiyor aslında. Bu bir proje. Bizim için her öğrenci bir proje. Öğrenciyi önce tanımak lazım. Çok iyi tanımak lazım. Nereden anlayacak, ne anlayacak, ne kadar biliyor matematiği ve nereden başlamak gerekiyor? Doğru kaynak önermek gerekiyor. Doğru kaynak sıralayışı yapmak gerekiyor. Çünkü dediğim gibi bazı öğrenci vardır. Matematiği gerçekten çok iyidir. Kolay kaynak çözmekten keyif almaz. Onunla iyi soruları çözmek lazım. Bazı öğrenci vardır. Temeli yoktur. Ona yapabildiğini göstermek lazım. Kolaydan zora gitmek gerekiyor. Hı hı. Öğrenciyi önce iyi tanımak lazım. Analiz etmek lazım. Tabii bu bir süreç. Sonrasında da ona matematiği iyi bir şekilde empoze etmek gerekiyor aslında. Peki matematik öğrenmenin yaşı var mıdır? Yok tabii ki de. Yani matematik her yaşta öğrenilebilecek bir şey. Öncesinde söylediğim gibi matematik okuyacaklara da hep tavsiyem, ölene kadar bu işi yapacaklar ve sonuna kadar da kendimizi geliştirmemiz gerekiyor, biz de aynı şekilde. O yüzden matematiği 10 seviye düşünürsek 8 seviye bilen 9.'yu öğrenmeye çalışıyor, 0 bilen 1.'yi öğrenmeye çalışıyor. Bu anlamda hiç yaşı yok. Gerçekten herkesin matematik için sürekli çalışmalar yapması gerekiyor bence. Çünkü güzel bir bilim, dediğim gibi bütün bilimlerinde bir kere ana bilimi. Ya her yerde de karşımıza çıkıyor. Kesinlikle bu doğru öyle. Demek ki. Kesinlikle hep öyle. Söylüyorlardı çünkü matematik her yerde karşınıza çıkar diye. Evet. Yine çıkıyor. Peki böyle son olarak bize biraz da biz şimdi Ege bölgesindeyiz, evet. Aydın'dayız. Demre'yi anlatır mısınız? Az önce biraz bahsettiniz ama evet. birazcık daha böyle bahsedecek olursak Demre'den. Şöyle, Demre dediğim gibi gerçekten bakir bir yer. Benim en çok sevdiğim yönü bu. Denizi çok güzel. Çok sakin. Demre'nin denizine bir kez giren öbür yıl yine girmek için geliyor. Antik
yapıları var. Mira gibi, Noel Baba gibi gerçekten gezilmesi gereken. İnsanı çok sıcakkanlı. Turizm tesislerimiz var. Çoğunluğunu yerli halkımız işletiyor. Yeni yeni yapılanlar var ve hepsi kendi misafiri gibi davranır gelenlere. Bu da çok önemli. Kendi misafiri nasılsa gelen müşteriye de müşteri gibi değil, misafir gibi davranır. Demre'miz gerçekten çok güzel ve görülmesi gereken bir yer. Programımızın da sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Son olarak toparlamak gerekirse neler söylemek istersiniz? Şöyle, öncelikle bütün öğrencilere tavsiyem var. Çok çalışın, çok çalışın, çok çalışın. İyi çalışın, zamanınızı iyi kullanın. Çünkü belki bir gün sağlığınız bile yerine gelir ama zaman geri gelmiyor. Sonrasında selam göndermek istediğim kişiler tabii ki var, izniniz olursa. Tabii ki. Öncelikle tüm öğrencilere, sonrasında tüm öğretmen arkadaşlarımıza ve kendi öğretmenlerime, sonrasında Demre halkımıza, Emre Belediye Başkanımız Fahri Duran'a, geçmiş dönem belediye başkanlığı yapmış bütün başkanlarımıza, sonrasında çalışan arkadaşlarım, ekip arkadaşlarım Nazlı Hanım'a, Ahmet Bey'e, Murat Bey'e, sonrasında tanıtım arkadaşlarımız Halis Bey'e, Onur Bey'e ve yayınımızın ilk başından beri sürekli birlikte yönettiğim Ayşe Melek Hanım'a selam gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki de en büyük selamı da aileme gönderiyorum. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Yararlı bir program oldu benim açımdan. Eminim izleyicilerimiz açısından da öyle olmuştur. Biz teşekkür ederiz. TV'den ailesine de çok teşekkür ederiz. Bizi çok güzel ağırladığınız için. Çok çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenler, Uzmanına Sor programının sonuna geldik. Bu hafta konuğumuz Türkiye'nin en genç matematik yazarlarından Barış Kocabaş bizlerle birlikteydi. Matematiği konuştuk. Haftaya yeni bir konu, yeni bir konukla tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.